şimdi Ayasofya ibadete açıldı. Ayasofya ilk namaz da kılındı artık biliyorsunuz. Cuma namazını da kılındı. Büyük 350 bin kişi katıldı. Türkiye'nin her yerinden, Avrupa'dan çok katılım oldu. Sadece AK Parti taraftarı değil, diğer partilerden de çok katılan oldu. Şimdi CHP'nin üst kademesi yöneticileri ve Meral Akşener'in yöneticileri katılmadılar. Karamollaoğlu da katılmadı. Ayasofya açılmadan önce çok büyük bir gündemdi. Büyük bir tartışma konusuydu. Açılıyordu, açılırken büyük bir tartışma konusu oldu. Açıldı, biter dedik. Hala büyük bir gündem ve tartışma konusu. Arkadaş, şimdi Ayasofya açılmasını istemiyordunuz. Yani dolaylı olarak bir sürü dile getirme taktikleriniz, şekilleriniz oldu. Ekrem İmamoğlu çıktı, ne gerek var? Hani şu anda pandemidir, şudur budur. Ta Yunanistan medyasına bağlandı. Ben şu anda bunu siyasi malzeme olarak hani kabul etmiyorum, gerek yok falan. Yani dolaylı bir sürü şeyler söyledi. Hani bunları fazla konuşmaya gerek yok. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Ayasofya'ya Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin katılmaması, Kılıçdaroğlu'nun çok abes bir durum oldu yani. Bu kadar yani önemli bir açılışta, bu kadar önemli bir hani günde sen Ayasofya'ya 86 yıl sonra yani katılmamak ne demek? Yunanistan çıldırıyor. Adamlar yani matem ilan ettiler, yas ilan ettiler. Sabahlara kadar çanlar çaldı. CHP'nin içerisinde de çanlar çalıyor. Onlar da kafayı yiyor. Onlar da istemiyor. Niye istemiyor bilmiyorum. Şimdi hadi dış adamlar bizim Türkiye'de bu Ayasofya'yı gündem yaptığımız kadar onlar gündem yapmıyorlar. Onların endişelerini, tereddütlerini anlıyorum ama onların endişe tereddütlerinden 2-3 kat daha fazla CHP'de tereddüt endişe var. Bizimki Türkiye'dekiler daha çok endişeli, daha çok tereddütlü. Onlardan fazla CHP saldırıyor. Daha çok onlar hani gündeme getiriyor. Onlar artık unuttu neredeyse diyeceğim. CHP habire gündemde, habire gündemde. Şimdi Ekrem İmamoğlu katılmadı. Ankara'ya gitti. Hacı Bayram Camisi'ne de namaz kıldı. Şimdi bana davet gelmedi. Şöyle oldu. Geç geldi falan filan diyor. Ya kardeşim şehit cenazesi oluyor İstanbul'da. Mesela davet mi bekliyorsun? Koşa koşa gidiyorsun. En önde safta yer alıyorsunuz. Niye gidiyorsunuz oraya? Adam gelme demesine rağmen ben istemiyorum CHP'nin çelengini çiçengini demesine rağmen koşa koşa gidiyorsunuz. Niye? Çünkü oradan oy gelecek. Sen ama şimdi Ayasofya'ya gidip de eğer ki orada camide namazını kılarsan 86 yıl boyunca bugüne kadar yapamamış bütün liderlerinin hayalini gerçekleştiremedikleri ümitlerini Erdoğan yaptı, gerçekleştirdi. Ben de gidersem orada onun yapmış olduğu böyle muazzam büyük bir hani karara imza attı. Dolayısıyla ben de onu desteklemiş olurum babında oy kazanır benim sırtımdan. Bu kadar büyük bir eseri açıp da İslam aleminin hani Türkiye Cumhuriyeti'nin %99'u Müslüman diyoruz ya, mütedeyyin ve muhafazakar kesimin oylarını alıyor, CHP'nin tabanından da oy alır diye sırf korkundan gitmedin. Oy kaybederim korkusundan. Eğer ki yoksa yani tuttum ben kameralar karşısında dedin hani dedin poz vermem de şöyle yapmam da. Hayır, tümü yalan ya. Sen var ya eğer oy alacağını bilsen, bak oy kazanacağını bilsen gider kameralar karşısında dansöz gibi kıvıttırırsın. Adam değilim kıvıttırmazsan bak. Dansöz gibi etek yer oynarsın Kılıçdaroğlu. Dansöz gibi. Ya sen kameralar karşısında hani kılmam diyorsun da sırf LGBT'den ipnelerden sen oy almak için onların başında yürüyüş yapmadın mı ya? Sırf LGBT'den ya ipnelerden sırf HDP'nin kuyruğuna takılmadın mı onlardan oy alayım diye atanan kayyumlarına koşa koşa kamerayla gitmedin mi sen? Gidip de Avrupalara kendi ülkeni şikayet etmedin mi Avrupa'daki bütün bu kurumlara Türkiye'ye gelmeyin etmeyin yatırım yapmayın diye can ve mal güvenliği yoktur diye onlardan destek almak için kameralar önünde gidip de gizli gizli de yapmadın açık açık kameralar önünde HDP ile kol kola yani sen hani uyduruyorsun ya ya yalan söylemeyin yani ya yani halkı enayi salak yerine koymayın yani resmen ben kamera önünde namaz kılmam yani bana ters geliyor ya kardeşim sen var ya dansöz gibi bile oynarsın dansöz gibi dansöz gibi hani oynamam yerim dar diyorsan oynayamam yerim dar o ayrı çünkü sen
Güneydoğu'da atanan, kayyum atanan belediyeler sırf HDP'nin oyunu alayım diye 2023 başkanlık seçiminde koşa koşa kameralarına gittin oraya. Koşa koşa. Şehit cenazelerine en öne gidiyorsun. Ve İstanbul Ekrem İmamoğlu gibi bir belediye başkanı varken, hani ona aitken, şimdi İstanbul'da bir olay olsa, önemli bir olay, oy kazanabileceğiniz bir yerde gelmeyin istemiyoruz dese, hatta AK Parti davetiye göndermese bile koşa koşa gidersin. Hemen de gerekçen olur. Benim belediyem, benim mıntıkam altında, buraya ben müdahale etmeyeceğim de kim müdahale edecek? Burasını ben yönetiyorum, benim yönetimin altındaki bir şehir. Tabii ki de buranın tasarrufu, yönetimi, bütün geliri, gideri, himayesi ve her bu şehre dair yani yapılacak her türlü adımda benim de imzam olması lazım. Benim de kararım olması lazım. Benim şehrimde burada bir iş yapamazsın diye masaya böyle gümbür gümbür vurursun yumruğunu. Şimdi mesela Ayasofya olunca kuyruğunu altına kıstırdın, Ankara'ya kaçtın. 23 Temmuz Lozan Antlaşması ise geleydin 24 Temmuz'da İstanbul'a gelemiyor muydun helikopterle, uçakla? Bütün o seçim zamanlarına Koç'un uçaklarıyla şehir 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 gezdiniz. Muharrem İnce ateşleyin ateşleyin dedi, doldurdu mazotunu sağa sola gezdi, bastınız parayı da. Bütün Türkiye genelinde hep mitingler yaptınız uçaklarla gide gide. Hı? Niye şimdi uçağa binip de geleydin ya Ankara'dan İstanbul'a? Cumartesi günü, Perşembe günü 23 Temmuz Lozan'a açılışı, yani kutlamasını yapsaydın, 24 Temmuz Cuma günü de gelseydin tekrar İstanbul'a, namazını kılıp gitseydin. Deseydin gene kardeşim, ya ben içeriye de girmiyorum, ben bir yere de girmiyorum, bu şehir benim, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, bu şehir benim yönetimimde, burada ne gelişiyorsa, ne gerçekleşiyorsa ben orada bulunurum. Davetiye de istemem. Kaldı ki davetiye de gitmiş. Bana geç geldi, şu geldi. Ya kime gitti ya? 350 bin kişi geldi de namaz kıldı. Kime gitti? Kimseye gitmedi. Herkes kendi davetiyle mi geldi orada namaz kıldı? Kardeşim ezan okundu, selam okundu. Herkes saatini biliyor, dakikasını biliyor. Cuma'nın gitti. Orada safını tuttu, namazını kıldı, çıktı geldi. 86 yıl sonra açılmış bir Ayasofya camisinden bahsediyoruz. Bu böyle bir gurur, şeref, yani böyle bir onur hiç kimseye nasip olmaz ya. Hiç kimseye nasip olmaz. Orada saf tutmak ne kadar önemli, ne kadar lezzetli olduğunu kimseye anlatamayız ya. Bunu zaten İslam'a gönül vermiş, dine, ibadete gönül vermiş Müslüman, mümin kişiler anlar. Öyle soytarılar anlamaz. Seçim zamanı Yasin-i Şerif, dualar. Seçim bittikten sonra rakı, bira, şarap, deniz kenarı, oh sahiller. O kişiler anlamaz işte ama. Onlar anlamaz. Sen oraya davetiyeyi, mesela bana davet ediyor. Telefonla da gelseydin veyahut da yani kırmızı halı mı serecektik oraya beyefendi, yani kırmızı halıyla mı gelecektin? Ve istersen bir de tahtirevan, hani omuzlarda taşıyorlar ya, hani eskiden köleler geliyordu da tahtirevanın üstüne oturtturuyorlardı, omuzunda getirselerdi istersen. Ya içeride girip de kırmak zorunda değilsin. Bak Muharrem İnce geldi ta Sultanahmet Camisi'nin avlusunda kıldı adam. Halkın içinde kıldı. Diğer CHP'li bazı milletvekiller var, ihraç edilmiş, Öztürk Yılmaz gibi falan filan, buna benzer kişiler. Onlar geldi, arka taraflarda safını tuttular, gittiler. Sen de geleydin, arka tarafta kılsaydın. Sırf benim şehrim, benim emir, yasağım doğrultusunda burada bu hani gerçekleşir diyerekten orada AK Parti'den oy almak istiyorsan, halkı kendine sevdirmek istiyorsan onu yapacaktın kardeşim. Onu yapacaktın. Sen, sana oy veren ne kadar orada dindar kesim varsa onları şu anda ezdin. Ama şöyle bir şey daha var. Bak şu da var. Senin niyetin İslam karşıtı. Ne kadar ateistler, LGBT, İbneler, şunlar bunlar var. Türkiye'de, yani İstanbul'da ne kadar Yunanistan Türkiye'den uzakta olsa da Yunanistan'dan kalma bir sürü onların torun torbaları var. Türkiye'de yaşayıp da. Bir sürü Yunan kökenliler var. Ermeni kökenliler var. Onların oyunu almak, onlar dini, İslami kesime oy vermiyor olabilir. Onlar Hristiyan olduğu için Ayasofya'yı kilise olarak görmek istiyorlar. Ve şu anda binin üzerinde kilise var, bakın. Binin üzerinde kilise var. Bu kiliseler, Türkiye'de bu kiliselerin papazları Türkiye'ye geldiği zaman yurt dışından hepsi Türk vatandaşı, otomatik çifte vatandaş oluyorlar. Yanlarında birer kişi daha papaz olsa, yardımcısı abi şunu bunu, onların birer oy kullandığını, akrabaların, yani karıların, çocukların oy attığını düşünün. Yani ne kadar sen, yani CHP olarak, Ekrem İmamoğlu olarak ne kadar Hristiyanlardan oy alacağının hesabını yapıyor olabilirsin. Sadece bakın,
dinler kesim yaşamıyor Türkiye'de. Müslümanlığı ben Müslümanım deyip de hayatta yaşamayan bir dünya insan var şu anda Türkiye'de, bir sürü. Ben Müslümanım diye elhamdülillah diyor. Kelime-i şehadeti soruyor mu bilmiyor. Sübhaneke'yi soruyor mu bilmiyor. Kardeşim diyor, ben, bak o kadar sokak röportajlarında görüyoruz. Adam diyor beni dinle mi vurmaya çalışıyor. Müslümanız diyor, çekiyor gidiyor. İşte böyle Müslümanı adı ad olarak yaşayıp da gerçekte yaşamayan bir sürü şahıslar var. O kişiler, o kişilerin oylarını almak. Ve şu anda bir de senin yandaş kanallarında ve gazetecilerinde, Sözcü, Cumhuriyet, Tele, Oda, buna benzeri bir sürü T24 gibi kuruluşlarında bir sürü gazete yazarları, köşe yazarları ne dediler? Ayasofya açılmasına gerek yok. Yani ne gerek var? Türkiye şu anda hani ne gözle bakarlar, bize düşman olurlar. Ayasofya, Sultanahmet doldu mu? Bir sürü cami var. Camiler arasında fark olur mu? Neden öbür cami değil de bu cami falan filan gibicesine bir sürü zırvalar şimdiye kadar tekrarlaya CHP'nin alt tabanına bunun bir siyaset olarak açıldığını, Erdoğan siyasi rant elde ederek bunu etmek için bunu açtığını, bunun aslında ibadetle alakası yok, İslam'ı kullanıyor Erdoğan gibi bir izlenim yaydığın için onlar da Ayasofya'nın açılmasına gerek yok. Evet, biz İmamoğlu'na katılıyoruz. İmamoğlu ve CHP taraftarı doğru söylüyor. Bu bir siyasi çıkar için açılmış. Dindarlık, İslam ve Türkiye'nin gelenek, görenek, kültürüne göre açılmış. Ayasofya'nın çok büyük bir İslam konumunda büyük bir yere sahiptir falan filan konuşmaları hani gündeme gelmeden siyasi rant için açıldığını öne sürdüğünüzden o kişiler de Ayasofya'nın tekrar müze olarak kalmasını, yok Türkiye'nin kasasına, ekonomisine fayda sağlar. Giriş 100 milyondu, kaç bin turist geliyordu, kaç milyon turist alıyorduk, bizim ekonomimizi kalkındırıyordu falan filan diye böyle alttan iğneliye kendi taraftarına, altyapına aşıladın. Şimdi bunu düşünen bir sürü senin yayınlarında zehirlenmiş, küçük hani kafalarında zehirlenmiş o sözcüklerinle zehirlenen bir sürü altyapın ve taraftarının Ayasofya'ya sonradan gitmeni abes karşılamasın diye bu kadar karşı geldin. Şimdi de Ayasofya'ya gidiyorsun. Yani gitmesen daha çok taraftar toplarsın. En azından Erdoğan karşıtlarından baya bir oy alırsın. Aldığın oyu korursun, konumunda kalırsın diye bir düşünce içerisine saplanıp Ankara'ya gittin. Ankara'da Adıcı Bayram'da namaz kıldın. Onlara da dedim, bak biz dini de o kadar suistimal etmiyoruz. Bak biz burada da namaz kılıyoruz. Her yer mescid, her yer ibadethane. Ne gerek var gibicesine. Sen ama kendi tabanına enayi aptal yerine koyabilirsin kendin. Öyle düşünebilirsin. Ama diğer karşı kesim enayi ve aptal değil yani. Ayasofya'nın ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Araştırdık, biliyoruz. Yıllardır Peygamberimizin hadisi şeriflerinden, Fatih Sultan Mehmet'in bugüne kadar bırakmış olduğu vasiyetnamesinden, Ayasofya'nın yapılış amacı, bugüne kadar yaşaması, geçirmiş olduğu tadilatlar, yapımında kullanılanlar, Mimar Sinan, bir sürü o yapıtları biz biliyoruz. Bütün dünyanın hangi gözle baktığını biliyoruz. Bu yüzden bizim için çok önemli, bu yüzden çok lezzetli, biz anlarız onun lezzetini. Ama işte dini yarım olanlar, dini çeyrek olanlar anlayamaz, onu anlatamaz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.